Muhteşem tarihiyle Trabzon, 4000 yıllık tarihi geçmişiyle Roma ve Bizans döneminde yaşayan, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği kadim bir şehirdir Trabzon. Trabzon, potansiyeli açısından Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezidir. Karadeniz'in incisi Trabzon'umuz, Uzungöl, Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camii, Kızlar Manastırı, Akçabat Orta Mahalle, Gülbahar Hatun Camii ve Türbesi, doğal tarihi ve kültürel güzellikleri, yaylaları, gastronomisi, kültürü, sanatı, sporu, çeşitli destinasyonlar ile adından söz ettiren ve milyonlarca turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm kentidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın, Trabzon Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleriyle bugüne kadar birçok yatırım yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir. Bu bağlamda Trabzon'da hedefimiz 12 ay turizm, her mevsim turizm ilkesiyle çalışmalarını sürdürmekteyiz. Sayın Vali, müsaadenizle Trabzon ilimizin turizm güncel verilerini paylaşmak üzere sunuya geçmek istiyorum. Sayın Valim, 2023 ilk 9 ay Ocak ve Eylül dönemiyle başlıyoruz. İlimizde 245 adet işletme tesisi, 8609 oda, 17588 yatak kapasitesi mevcut olup 2022'ye göre tesisleşmede %7, oda sayımızda %4, yatak kapasitesinde %4 artış bulunmaktadır. TGA'nın özellikle 2023 yılında Türkiye genelinde, Türkiye'nin genel tanıtımıyla ilgili ve Trabzon tanıtımıyla ilgili neler yaptığını özetleyip aynı zamanda da il tanıtım gelişme programı çerçevesinde bu Trabzon İl Kurulu'ndan beklentilerimizi sizlere iletmeye çalışacağım. Şimdi TGA 15 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanunla kuruldu. O kanunda zaten nasıl çalışacak hepsi detaylı bir şekilde yazıyor. Şimdi TGA neden kuruldu dediğimiz zaman bu çeşitli yerlerde anlatıyoruz ama neden kuruldu? Aslında şöyle, İtalya TGA'sını 101 yıl önce kurmuş. İtalya'yı ezbere biliyorum ama diğer rakiplerimiz işte Fransa, İspanya, hatta Yunanistan bile 40 yıl, 30 yani TGA niye kuruldudan ziyade TGA niye kurulmadı 2019'a kadar sorusunu sormak lazım. Burada özellikle il kurulunu ve Trabzon'u ilgilendiren hedefimiz turizmin 12 ay ve 81 ile yayılması. Bu çok önemli. Şimdi ben turizmci olarak Türkiye'nin 67 vilayetini hatırlıyorum o zamanlar yaşım itibariyle. Hani 81'den emin değilim ama 67 vilayeti düşündüğümüz zaman Türkiye'nin bütün illerinin her kilometre karesinin turizm potansiyeli olduğunu zaten bütün turizmciler bilir. Kültürel değerlerimizle de 12 ay potansiyelimizin olduğunu ve biz bunu bir hedef olarak belirledik. Şimdi bunun için TGA ne yaptı? Sizlere kısaca TGA'nın tanıtım faaliyetlerinden bahsedeceğim. Bu kesinlikle biraz olabilir ama kesinlikle biz kendimizi, ajansımızı övmek için değil, neleri yapıyoruz, neleri iyi yapıyoruz, dolayısıyla bizlerden neleri isteyebilirsiniz daha açık ifade edebilmek için. Her şeyden önce Go Türkiye adında bir dijital platformumuz var. Bir internet sitesi değil, dijital platform. Özellikle altını çiziyorum. Burada 81 ilimiz, 7 bölgemiz, marka, Trabzon dahil marka destinasyonlarımız ve 53 deneyim tam 10 dilde bütün dünyaya anlatılıyor. Burada yazdık, 2022'de toplam 163,5 milyon tekil ziyaretçi, 2023'te Ocak-Ağustos döneminde 87,5 milyon tekil ziyaretçi. Diğer hani o TGA'sını bizden 100 yıl önce falan kuran ülkelerin dijital platformlarıyla karşılaştırırsanız dünyada açık ara önde olduğunu bunun görebilirsiniz. Faydalı olabilmek Trabzon'umuzun ve dolayısıyla Türkiye'mizin
turizm hareketliliğini arttırabilmek, turizm gelirlerini arttırabilmek ve bu sayede bütün dünyada tanınan bir Türkiye, tanınan bir Trabzon elde edebilmek gayemiz budur. Bunun için tabii ki pek çok taraf var. Bu senaryonun pek çok uygulayıcıları var. Ve bugün burada bu uygulayıcıların bir kısmını davet ettik. Dediğim gibi daha sonrasında başka uygulayıcıları da mutlaka, sahada olacak insanları da mutlaka Trabzon turizmine yön vermeye niyetli olan ve fikri olan arkadaşlarımızla mutlaka davet edeceğiz. O arkadaşlarımızla da görüşeceğiz. Bugün çok fazla biz konuşmayalım. Bu işi hakikaten sahada uygulayan, sıkıntı duyduğu konular olduğunu ifade edebilecek arkadaşlarımız konuşsunlar. Turizmin tarafları konuşsunlar, turizmin uygulayıcıları konuşsunlar. Bunlar memnuniyetlerini de ifade edecek, belki konuları söyleyeceklerdir. Ama şikayetleri olan konular varsa da bizler de bu şikayetleri, bu olumsuzlukları nasıl ortadan kaldırabiliriz'i burada hep birlikte tartışıp, hep birlikte konuşacağız ve bir karara varacağız. Baştan da söylediğimiz gibi bütün gayemiz Trabzon ve Türkiye'nin turizmine katkıda bulunabilmek. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, burada arkadaşlarımız var, Turizm Bakanlığımızdan, TGA'dan gelen arkadaşlarımız var. Onlara teşekkür ediyorum. Sayın Rektör Hocama teşekkür ediyorum. Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanlarımız var burada. Sivil toplum var. Basınımız var. Kaymakamlarımız var. Emniyetimiz, jandarmamız var. Yani turizm hareketliliğinin bütün partnerleri burada. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Ve ben bu kısa açılıştan sonra da fazla zaman geçmesin diye de Büyükşehir Belediye Başkanımıza öncelikle bırakayım.